Kur'an-ı Kerim selefi salihine bakılınca onlar öyle Ramazan-ı Şerif'e münhasır değildi. Gördüğünüz gibi esasen kütüb-ü fıkhiyede de ifade ediliyor bu mesele. Üç günde bir Kur'an-ı Kerim hatmetme meselesi var. Her gün hatmetme meselesi var. Keşke manasını bilerek okusa, Cenab-ı Hak'tan bize gelmiş bir mesaj, ilahi mesaj yani. Ne diyor Allah, benden ne istiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş gibi değil de, evet ona inmiş. Ama aynı zamanda bana da inmiş gibi o mülazayla okuma, biraz manayı bilmeye vabeste. Fakat bizde mukabeleler öyle okunmadığından dolayı adettir bizim camilerde birini okuyup diğerlerini dinlemesi. Ne diyor Cenab-ı Hak onun içinde? Onu hiç merak etme meselesi söz konusu değil. Üç gün, lakal 15 günde bir hatmetme. 30 gün diyen ben görmedim yani. 30 gün. Yani her gün bir cüz okumak suretiyle 30 günde bir hatim yapma. Lakal. Allah'ın kelamını efendim bu kadar zaman içinde tekrar etme. Lakal bir ay içine sıçtırma. Fakir en azından nafile namazlarda hiç olmazsa Allah aşkına yani her ay Kur'an-ı Kerim'i işte bir senede 12 defa hatmetmiş olacaksınız Allah kelamı. Senede sadece bir Ramazan-ı Şerif'te bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmediyoruz. Allah'ın kelamına değer vermemiz işte o kadar bizim. Onu da hafife almamak lazım. Niyetlerin hulusuna göre Cenab-ı Hak onu da katlayarak geriye döndürebilir. Ama makasıd-ı ilahi o Kur'an'da görme adına daha evvel de acizane arz ettiğim gibi keşke bir günün üç faslında ayrı ayrı o Kur'an-ı Kerim'i okusalar. Sonra da açıklamalı bir mealle Hamdi Yazır'ın, Allame Hamdi Yazır'ın tefsiriyle değil, başka bir Razi'nin tefsiriyle değil, tek cilt içine sıkıştırılmış, iki cilt içine sıkıştırılmış mealle. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okunurken bir sayfada onun maali okunmak suretiyle. Bir öğlen faslında, bir ikindi faslında, bir de teravihten önce yarım saat zannediyorum üç fasılda okunduğu zaman da bir cüz okunmuş olur. Maliyle beraber, açıklamalı maliyle beraber bir cüz okunmuş olur. Senede bir hatim yapıyoruz. Hiç olmazsa yüzümüze gözümüze bulaştırmadan bu ölçüde Cenab-ı Hakk'ın makasidü subhaniyesi nedir o Kur'an-ı Kerim'de? Bizden ne istiyor? Onları görme adına, onlara muttali olma adına bence hiç olmazsa o kadar Kur'an-ı Kerim.